Efendim merhaba. Merhaba. Asgari ücret 2023 yılında kaç lira olmalı? 2023 yılında Avrupa değerlerinin üzerinde, yani Almanya'daki değerler, yani genel baz alınması lazım. O değerler neyse bizde de aynısı uygulanmalıdır. Peki ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi ekonomi çok kötü. Yani rakamlar ortada, pazar fiyatları falan da ortada. Ekonominin dışında genel, mesela bu siyasal konuşmaları televizyonda falan takip ediyorum. HDP dışında AKP'nin söylediği şeyler var. Bir yasayla ilgili HDP ile bir araya geldiler. O gelene kadar ben AKP'yi destekliyordum. Barış sürecini desteklemiyordum ama o tekrar bu şeye başvurdukları için ondan da şeyimi çekmiş bulunuyorum yani. Şimdi benim niyetim şeye oy vermek, Fatih Erbakan'a oy vermek. Yani bunun yapması benim için çok şey oldu, acı oldu. Yani teröristlerle beraber herhangi bir yasayla ilgili, neticede o partiye hiçbir partinin ihtiyacı yok. Herkesle anlaşabilir. O partiye seçimde kendine avantaj sağlamak için öyle bir şey düşünüyor. Zaten başörtüsü yasasını getirse bütün partiler destek veriyor. Ona niye ihtiyaç duyuyorsunuz ki? Yani ben öyle düşünüyorum. Yani benim desteğimi kesinlikle işte 4-5 gün önce kaybettiler. Benim kendi çapıma göre bir değerlendirdiğim o şeyi var. Onları da etkileyebilirim. Bu 50 kişi olur, 100 kişi olur. Bu oyu vermeyeceğim ben. Peki ekonomi hakkında düşüncelerinizi belirttiğiniz için teşekkür ederim. Geçinebiliyor muyuz efendim? Yani çok zor. Çok zor. Yani benim evim kira değil. Bir yerden de kira alıyorum ama bunu yani hamaset için söylemiyorum. Fiyatlar gerçekten çok şey. Hani bende var, hani belki bir mücadele ediyorum ama başka gördüğüm insanlar var, yani onları yok sayamam yani. Ben bunu yapıyorum da çok mu rahat yaşıyorum? Kesinlikle hayır. Yani bir 5 senede önceki yaşam kalitemle arada uçurum var. Yani şu anda yaşam kalitemiz düştü mü diyorsunuz? Çok fazla düştü. Yani şimdi her şeyi bir yere gidip gelirken bile, bende araba var mesela. Yani bir yere gidip gelirken bile hesap yapıyorum. Önceden böyle bir şeyim yoktu. Biniyordum, gidiyordum. Şimdi arabayı haftada bir çıkarıyorum. O kadar, başka yok yani. Neden? Benzin fiyatlarından dolayı mı? Tabii ki. 26-27 lira bir litre benzin ve devam edecek. Dolar mesela tutuyorlar şimdi 18-60'larda. KKM'ye giden paraların haddi hesabı yok. EYT'li vatandaşlarımız var. 50 yaşında 10.000 gün üzerinde prim verilmiş. Ben mantık yapıyorum. Bu adamlar bunu niye şey yapmayabilir? Yani primi de yatırmışlar. Ya dehşettir. Şimdi diyorum hakikaten bunun mantıklı açıklaması nedir diyorum ya. Yani yok. Yani başka siyasilerin bunun böyledir, şöyledir demesi benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Peki ne yapılması gerekir bu durumu çözmek için? Ya çok çok basit. Yani uygulananlar, ekonomide uygulananlar Avrupa'da belli, dünyada belli. Yani bu şeyi Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok ki. Partizanlık bırakılacak. Bu işin uzmanları gelecek. Buraları oturtturacağız. Bu adam yabancı, mesela bir Siirtli bir ekonomi bakanımız vardı. Şeyden geldi, Amerika'dan geldi. Ne kadar güzel götürüyordu. Yani o öyle bir adamların için gitti. Mesela Berat Albayrak enerji bakanıydı. Yaptığı çok güzel işler var. Mesela sondaj gemilerini getirdiği, Avrupa'da hiç olmayan şeyleri yaptığı. Böyle değerlendirirken bu kişi ekonomi bakanı yapıyor. Niye yapıyoruz? Sebep ne yani? Biz Berat Albayrak'ı seviyorsak orada sevdik. Yani bunu niçin böyle yapıyorsun? Getirdiği adamlar mesela Adalet Bakanı. Yani şimdi söylüyorum, şey olur mesela FETÖ'cü olarak mecliste konuşmaları var. Benim söylemem de çok değil. Ondan sonra bu adamı buraya getiriyorsunuz. Yok mu Adalet Bakanı? Abdülhamit Gül o şimdiki getirilenden 1000 gömlek üstü. 1000 gömlek üstü. Yani bunu da getir, bunu da yapabiliyorsunuz ama sonra böyle yapıyorsunuz. Niye yapıyorsunuz? Sebep ne? Yani burada liyakat mı istiyorsunuz? Kesinlikle liyakat. Kesinlikle. Baştan sona kadar şeyde ne deniyorlar? Böyle kayırmacılığın bir adı vardı. İsmi aklıma, oportunist miydi neydi? Bir akrabayı kollama, tanıdığı kollama, bunlar olmayacak. Yani aslında ne bu işin özü ne biliyor musun? Şeriatta ne varsa aynısını yapacaksın kardeşim. Kimseye zerre kadar iltimas yok. Osmanlı'nın son dönem çöküşü hep böyle bu sebeplerden oldu yani. Liyakatsiz insanları getirmesi, koca inanılmaz bir gücü bu düşünceler yıktı bana göre. O zaman şu andaki Türkiye'nin sonu da eğer Osmanlı'ya benzetilirse o şekilde çöküşe mi gidiyor Türkiye? Yani benzetilirse şu anki dönem Osmanlı'nın son dönemi. Onunla birebir aynı görüyorum. Akraba kayırmacılığı,
atamalar, parayla memur almalar. Yani kötüleyemem ama yapılan yanlışları şimdikinde onu da söylemek zorundayım. Yani ben ikiyüzlülük niye yapayım yani? Partizanlık sebep ne? Niye yapayım? Ben devletime canımı veririm. Ayrı davada ama yapılan yanlışlar var. Var yani bunlar. Yani burada yanlışları söylemek zorundayım diyorsunuz. Kesin, herkes söylemek zorunda. Mesela İmamoğlu'nun belediye başkanlığı seçilmesi şimdi bir söylediği sözden üzeri. Şimdi bunu yaptığınız zaman yarın mahkemesi var. Farz et yasaklı oldu. Kardeşim bu CHP'ye avantaj sağlıyorsunuz. Yok mu yani baştan sona bu akıllı adamlar yani? Neyin şeyi? Çok basit yani. Ben bunu düşünüyorsam onlar nasıl düşünemez? Düşünemez diye bir şey yok. Başka bir şey var. Yanlış mı söylüyor? Çok teşekkür ederim. Rica ederim.